Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün benim gibi EYT konusunda beklemede olanlar için bir video hazırladım. Ve bugüne kadar yaşadığım deneyimleri EYT ile ilgili ve hangi durumda olduğumu biraz da anlatmak istedim. Bu videoyu hazırlama amacım benim durumumda olanlara fikir vermek, en azından bir yol göstermek olabilir. Ama ben hani videoyu ilk kez açanlar ya da beni henüz tanımayanlar için şu uyarıyı yapayım. Ben sosyal güvenlik uzmanı falan değilim. Kendi yaşadığım tecrübeyi aktaracağım sizlere. Siz de kendi yaşadığınız tecrübeleri yorum olarak yazarsanız en azından bana da fikir olur ya da bu videoyu izleyenler açısından da bir fikir edinmiş olursunuz. Şimdi biliyorsunuz EYT süreci başlamıştı. Seçim öncesinde yapılan bir çalışmaydı bu. Uzun yıllarda da sıkıntılı olan bir konuydu. Ben de EYT'li birisi olarak ki 33 yıldır sigortalıyım ve bunun herhalde bir 25 yılında muhtemelen 25 ya 30 olmuştur belki. Bir arada birkaç sene sigorta ödenmediği durumlar olmuş olabilir benim ama bunun dışında yaklaşık 25-28 sene falan kesintisiz olarak söylüyorum bunu. Sigortası ödenmiş birisiyim. EYT'ye başvurdum ben. 3 Mart'ta başvurdum. Hatta bununla ilgili bir tane dikey video çekmiştim. Onun linkini de koyarım videonun içine. Orada da anlattığım gibi bir DYS sistemi var biliyorsunuz SGK'nın. O DYS sistemi şu anda ekranda size göstereceğim ben onu. DYS sisteminde tabii ki giriş yapıldığı görünüyor. Hatta ilk böyle bir ay falan DYS'de birçok insanın bilgileri göründü. İşte belgeler geldi, gelmedi. Şöyle oldu, böyle oldu falan filan diye geldi. Benim başvurum 3 Mart'ta yapılmış görünüyor. 8 Mart'ta da bunlar işleme alınmış. Yani 5 gün sonra işleme alınmış. Burada bir sorun yok. Ancak daha sonra evrak beklemede. Yani gelen evrak beklemede diyor ki muhtemelen benzer sorunlar yaşayanlar vardır aramızda. Bu gelen evrak beklemede bitmiyor. Sürekli beklemede. Şimdi buradaki süreç tabii nasıl işliyor birazcık ondan bahsedeyim. En azından benim internette, TikTok'ta, YouTube'da, şurada burada gördüğüm çeşitli SGK uzmanlarının açıkladığı filan ve tecrübeleri olan arkadaşlarımdan öğrendiğim olay şu. Normalde sistem tabii ki ayda 30 bin, 40 bin çok zorlasanız 50 bin kişi emekli edebilen bir SGK sistemi var Türkiye'de. Tabii 1.7 milyon, 1.8 milyon bir rivayete göre 2 milyona yaklaşan bir talep olunca yani başvuru olunca tabii ki sistem tıkandı. Bu tıkanmasının bir sebebi de şu. Ya da mesela şöyle sorular geliyor bana. Ben de görüyorum sağda solda. Nisan'da başvurmuş adam, ben Mart'ta başvurdum, ona çıkmış, bana niye çıkmamış? Tabi bunun temel sebebi şu arkadaşlar. Şimdi sistem şöyle çalışmıyor. Siz mesela ben de giriyorum bakıyorum. E-Devlet'ten giriyorsunuz. İşte Bağkur'da şu var. İşte emekli sandığı varsa tabii söylüyorum bunları. Şu var. Şu şirkette şu kadar çalışmışım. Bu şirkette bu kadar çalışmışım. Bunları siz görüyorsunuz ama SGK sisteminde öyle olmuyor. Şöyle oluyor. Diyelim ki sizin Bağkur'unuz var. Bağkur'a yazı yazılıyor. Bu adamın Bağkur'u var mı diye oradan bir evrak gelmesi gerekiyor. Tabii bütün herkes yoğun olduğu için yani mesela benim Bursa'dan sigortam girişli. Muhtemelen Bursa'ya sordular. Bursa'dan yanıt gelmesi vesairesi tabii bilmiyorum. Belki de böyle değildir. Başka sorun da olabilir. Birazcık vakit alıyor. Mesela bir arkadaşımın örneğinde söyleyeyim. Bir ay sürmüştü Bağkur'dan yanıt gelmesi. Çünkü aynı yoğunluk onlarda da var. Onlar da birilerini emekli etmeye çalışıyor. O şubedekiler. Onlara bir talepler geliyor. O taleplere yetişmeye çalışıyorlar vesaire vesaire. Süreç böyle birazcık manuel işlediği için arkadaşlar. O yüzden böyle hani hop ben attım. Orada görüyorum zaten. Hemen tık 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 bir düğmeye basıp olmuyor iş. İşin uzamasının bir tane sebebi bu. Artık DYS çok işe yaramıyor. Çünkü DYS'de hala evrak beklemede görünüp emekli olan insanlar da var. Bu arada onu söyleyeyim. Çünkü 3 ay geçti. Bugün ben bu videoyu 5 Haziran'da çekiyorum arkadaşlar. 5 Haziran itibariyle hala emekli olamadım. Hala evrağım beklemede. İşin kötü tarafı şu. Bana Bağkur da çıkıyor. Benim kendi şahsi şirketim var. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran'da olmak üzere 4 aydır Bağkur'da ödedim. Bugünün rakamını 12.000 TL para yapıyor. Ha, bunu geri alabiliyor musunuz? Bakalım göreceğiz o süreci de. Nasıl olacağını. Önce bir emekli olalım da sonra geri almak için başvuruda bulunacağım Bağkur'a. Ama hala Bağkur çıkıyor çünkü sigortalı görünüyorum. Muhtemelen işlemlerim tamamlanmadığı için ben şu anda hani hala sigortalıyım ama mesela şöyle durumlar da gördüm ben. Bir arkadaşım var. Bülent'e selam olsun buradan. O 8 Mart'ta başvurmuştu. Onda sigortayı durdurmuşlar çünkü o SGK'lıydı. Ben benim gibi Bağkur'u değildi. Fakat emekli de olamıyor. Öyle garip hani arafta kalmış bir durum. Benimkisi ben şu anda hala çalışan görünüyorum. En azından E-Devlet'e girdiğimde hala çalışan görünüyorum ve aynı zamanda bana Bağkur borcu çıkmaya da devam ediyor. Şimdi sistem tabii birazcık yavaş işliyor. Nisan dedi bakan, önceki bakandan bahsediyorum. Şimdi bakan değişti tabii. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan bahsediyorum. Nisan demişti olmadı. Mayıs demişti. Mayıs sonuna birçoğu yetişecek dendi. O da muhtemelen yetişti de ben yetişemedim. Benim gibi olan bir sürü insan var bu arada. En sonunda da şu bilgi verildi. Haziran'ın ortası falan diyorlar. İnşallah hani o Haziran'ın ortası da inşallah olur diye ümit ediyorum. Sistem biraz yavaş işliyor. Tabii bunun da işte o bazı şeylerin mekanik olması yani dijital olmamasından kaynaklandığını düşünüyorum. Ama uzun yıllarda da böyleydi bu iş. Ne yazık ki. Yani mekanik işliyor hala. O bir yere yazı yazıyorsun. O yazı o sana geri gelecek. Tabii bunlar hepsi bir süreç. Aramızda SGK'da çalışan varsa, yorum yazarsa sevinirim. Hani Özgür Bey öyle diyorsunuz ama işte şöyle bir durum da var filan diye. Ben kendi gözlemlerimi aktarıyorum. Uzman değilim. Orada
çalışan birisi değilim. Teknolojiyle ilgileniyorum biliyorsunuz ama arada böyle kendimle ilgili konularda da videolar çekiyorum. Bundan sonra ne olacak? Hani Haziran 15 diyorlar. Bilmiyorum Haziran 15'e kadar olur mu? Bugün ayın 5'i 10 gün kalmış. 10 günde olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bir avans meselesi var. Onu çok konuşuluyor. Normal zamanda da varmış bu. Eğer 3 ay içinde size SGK emekli edemezse bir avans başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Bu da olası maaşınızın 4'te 1'i yanlış hatırlamıyorsam oranında bir avans çekebiliyorsunuz. Tabii avans adı üzerinde avans çektiğiniz miktarı sizin maaşınız yattığı zaman onu kesecekler anlamına geliyor. Ha, bu da yapılabilir. Hani benim gibi durumda olan varsa benim 3 ay doldu bu arada. Benim niyetim var. Henüz gitmedim. Hani açık söylemek gerekirse. Ha bir de ben şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Gmail'e de başvurdum 2 Haziran itibariyle. Çünkü artık hani bir cevap alamıyorsunuz kimseden. Kimsenin size bir ulaştığı da yok. Hani bana şöyle bir bilgi verirse belgelerinizi bekliyoruz ya da Bursa'dan bekliyoruz. Ne bileyim veya başka bir yerden bilemiyorum artık nereden beklendiğini. Bu konuda ilgili bir herhangi bir bilgi verilmediği için ne yazık ki herkes şu anda bir beklemede. Hani niçin beklediğinizi de bilmiyorsunuz. Bu arada benim İstanbul'da un kapanı gideceğim un kapanına ilk fırsatta. Niyetim var. Hani bir sorayım. Eğer birilerine ulaşabilirsem tabii orada. Bilgi alabilirsem. Hani durum nedir? Benim dosyam ne oldu gibisinden bir sormak istiyorum. Hem de bu avans meselesini söyleyeceğim. Bakalım bir deneyeceğim şansımı. Olursa olur. Olmazsa da yapacak bir şey yok yani. Ama benim açımdan asıl beni ilgilendiren konu hani maaştan ziyade tabii ki maaş da bağlansın. Hepimiz bekliyoruz. Herkes bekliyor. EYT'li olanlardan bahsediyorum. Fakat Bağkur çıkıyor olması hala benim açımdan sıkıntı. Çünkü orada biliyorsunuz bir 1261 günlük bir mesele var. Yani son 7 yıldaki sigortalılığınızın hangi kurumdansa o kurumdan emekli oluyorsunuz. Eğer ben Bağkur'a geçersem ki çok az kaldı yani bir ay daha falan bir iki ay daha ödersem Bağkur'a geçiyorum. Bağkur şartlarına göre emekli olacağım. O zaman emekli olamıyorum. SGK'da 6900 günüm var. Bağkur'da daha düşük şu anda. Böyle garip bir sistem var yani. Türkiye'deki sistemler biraz böyle yani. 6900 gün ödemesi olan bir insan emekli yani gidip Bağkur'dan emekli olacak falan. Böyle garip şeyler de var. Bunlarla uğraşıyoruz yani. Yapacak bir şey yok. O sistemin belki güncellenmesi gerekebilir. Yani bunu daha dijital hale getirmek mümkün müdür onu bilemiyorum ama devlette her şeyin yazılı ilerlediğini biliyorum. Hani öyle sizin dijitalde görüyor olmanız, benim görüyor olmam bir şey ifade etmiyor. Onun işte o birimden öbür birime bir yazılı bir evrak gitmesi gerekiyor. O evrağa birinin bakması gerekiyor. Ha tamam demesi gerekiyor. Onay vermesi gerekiyor. İşlemlerin hayata geçirilmesi gerekiyor. Tabii söylediğim gibi çok yoğun bir durum söz konusu. Tabii ki orada çalışanları da anlıyorum gerçekten de. Hani çok yoğun çalıştıklarını da duyuyoruz sağda solda. Çeşitli ben televizyon programlarında da gördüm. Hani gecesi gündüzü işte Ramazan'ı işte sahuru iftarı falan kalmamış insanların. Onlara da hak veriyorum. Ama işte bu sistem de böyle biraz. Türkiye'de biraz işler biliyorsunuz böyle yürüyor. Harala gürele veya kervanı yoldayken düzüyoruz mantığı var ne yazık ki. Böyle olduğu için de bekleyeceğiz diye düşünüyorum. Bu tarz bir deneyiminiz varsa ve hala da size EYT bağlanmadıysa ya da ben şöyle bir şey yaptım bağlandı falan diyorsanız yorumlarda yazın arkadaşlar. Hem bana faydası olur. Çok samimi ve net konuşuyorum bu konuda. Hem de videoyu izleyen farklı insanlara bir faydamız olmuş olabilir. Bizim gibi durumda olanların en büyük sorunu bu. Belirsizlik. Yani belirsizlik insanı yoruyor. Ne olacak bilmiyorum. 15'inde olabilir. 25'inde de olabilir. Kimisi diyor Eylül'e sarkar bu iş diyor. O da mümkün. Çünkü bu yoğunlukta nasıl yetişecek bu kadar iş bilmiyorum. Yani fikri olan varsa yazarsa sevinirim arkadaşlar. En azından benim gibi olanlara bir destek olmuş olursunuz. Fikir vermiş olursunuz. Biz de en azından o yolları denemeye çalışırız. Bir videonun daha sonuna geldim. Bu videoda sizlere EYT sürecimden bahsetmeye çalıştım. Konuyla ilgili yorumlarınız, fikirleriniz, görüşleriniz, düşünceleriniz varsa yorumlar yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. YouTube kanalıma abone olmayı da unutmayın. Çok güzel içerikler üretiyorum teknolojiyle ilgili. Bazen böyle kendimle ilgili bazı şeyler de paylaşıyorum. En azından bu videoda olduğu gibi. Kanala abone olursanız çok sevinirim. Beni ilk kez tanımış olabilirsiniz. Daha önceden tanıyor olabilirsiniz. Ya da arada videolarım size denk gelmiş olabilir. Destek olmak istiyorsanız ve videolarımı da beğeniyorsanız. Bakın burası önemli. Videolarımı beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. Beğendiğiniz başkalarına da abone olun. Bakın ben bunu da her zaman söylüyorum. Ben yapıyorum bunu. Beğeniyorsunuz bir kanalı. Baktınız ki güzel içerik üretiyor o kişi. Abone olun. Benden size tavsiye. Bir zararı yok. Maliyeti de yok. Paralı da bir şey değil abone olmak. Tıklıyorsunuz. Abone oluyorsunuz. Olanlara teşekkür ediyorum. Olmayanlara da canı sağ olsun ne diyeyim. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan da takip etmeyi unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada bulunuyor arkadaşlar. Tek bir tıkla beni oralardan da takip ederseniz çok sevinirim. Özellikle Instagram ve TikTok'ta çok güzel dikey videolar, içerikler üretiyorum. Bazılarını YouTube kanalıma da koyuyorum. Oralardan da beni takip ederseniz güzel bilgiler edinebilirsiniz. Orada güzel ipuçları falan da paylaşıyorum. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.